Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz birazcık diğer videolardan farklı olacak. Çünkü dün Tuğba Tunçkaya çektiği videosunda bana uzay makyajı yapmamla ilgili meydan okudu. Uzay makyajı deyince benim aklıma kesinlikle ilk olarak böyle gümüş renkli simler, parlak tonlar falan geliyor. Ama birazcık araştırdım uzay makyajı nasıl oluyormuş diye ve ortaya böyle sonuçlar çıktı. Ben de bugün Avon'un bana yolladığı denemeye var mısın paketinden çıkan ürünlerle bir uzay makyajı yapacağım. Bakalım nasıl olacak? Ben açıkçası bayağı merak ediyorum. Siz de merak ediyorsanız lütfen izlemeye devam edin. Öncelikle makyaja başlamadan önce saçlarımı topluyorum ki önüme gelmesinler. Sonra Avon'un Ideal Flawless fondötenin nude rengini cildime uygulamaya başlıyorum. İkinci adım olarak gözaltı kapatıcımla devam ediyorum. Gözaltımdaki yorgun görünümü bu ürünle sileceğim ve ondan sonra makyaj süngerimle dağıtacağım. Göz makyajıma başlamadan önce bir baz olması açısından Avon'un far bazının light beige rengini göz kapaklarımın üstüne uyguluyorum. Göz makyajımdaki ilk adım olarak bu Innocent Sky isimli paletteki gri tonu baz olarak uyguluyorum. Bu mat yapıda bir far. Ve geldik göz makyajının kahramanına, yani mavi pigmente. Gerçekten rengini çok güzel veren ve gözde çok kolay bütünleşen mavi pigment uyguluyorum. Ürünü karıştırma fırçasıyla göz kapağımı yaydıktan sonra da alt kirpik diplerime de kalem bir fırça yardımıyla aynı renkten bir çerçeve geçiyorum. Gözlerimi daha da belirginleştirmek istediğim için Avon'un Glimmer Stick'lerinden Smoky Blue rengini şimdi gözlerime uygulayacağım. Kirpik diplerime incecik olarak geçeceğim. Makyajımın maviliğini biraz daha belirginleştirmek istediğim için Liquid Chrome Eyeliner'lardan Electric Blue rengini biraz önce çektiğim kalemin üstüne uyguluyorum. Gördüğünüz gibi çok daha mavi yapıyor gözlerimin üstünü. Maviliği birazcık daha yoğunlaştırmak ve farklı bir boyut katmak istediğim için aynı pigmentin mor rengini alıp tekrar bir karıştırma fırçası yardımıyla katlanma bölgeme uyguluyorum. Göz pınarlarımı aydınlatmak için gümüş rengi bir göz kalemi alıyorum. Bu gözlerimi birbirinden daha da ayrı gösterecek ve makyajımı tamamlayacak. Sıra geldi bol maskarayla bu göz makyajını tamamlamaya. Ben bugün Big Fold Lash isimli maskarayı uyguluyorum. Üst kirpiklerime ve sonrasında çok çok az alt kirpiklerime geçiyor olacağım. Videonun başında dediğim gibi gümüş rengi ve simler olmadan bir uzay makyajı düşünülemez. O yüzden shimmer tip maskarayla kirpiklerimin üstünden geçip gümüş rengi simler ekliyorum. Sıra geldi dudaklara. Avon'un bu parlak serisinden In Bloom isimli ruju. Önce dudaklarımı nemlendirmek ve parlak bir baz oluşturmak için kullanıyorum. Çünkü sonrasında başka bir ruja devam edeceğim. O da MAC seriden Marvelous Mocha. Bunu ne kadar çok sevdiğimi artık biliyorsunuz.
Mat rujumun üstünden tekrar In Bloom isimini bu parlak nude tonlardaki rujla geçeceğim ki biraz daha parlak ve simli bir görünüm kazandırayım dudaklarıma. Ve makyajımın bitmiş hali işte bu şekildeydi. Normalde denemeye cesaretim olmadığı renkleri denedim. Maviler, simler, griler, gümüşler. Ama benim hoşuma gitti. Üstümdeki maviyle de gözümdeki maviler uydu. Ve böyle değişik bir şey çıktı ortaya. Arada böyle farklılık yapmak insanın hoşuna gidebiliyor gerçekten. Ve şimdi sıra sende Cansu Akın. Sen de, sana meydan okuyorum. Sen de Japon makyajı yapıyorsun. Ben uzay makyajı yaptım. Sen de Japon makyajı yapıyorsun. Sizin bu makyaj hakkındaki fikirleriniz neler merak ediyorum. Beni böyle canlı renklerle görmek hoşunuza gitti mi? Lütfen aşağıda yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve gelmişken kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yakın zamanda yeni videolarda görüşmek üzere.